Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman orduları Hayvan'a, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerine bize yer yer ateş yığını ile örtülü ıssız ve engin bir virane haline bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor, alevi kararttığı harman yerlerine toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor. Adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir nevi yiyecek çıkartıyor ve bir yabancının ayak seslerini duyunca her bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu. İşte Garp Cephesi kumandanlığının gönderdiği tetkiki mezalim heyeti o viranelerde taşlar altında kömürleşmiş insan kemikleri araştırırken bu kitabı teşkil eden yazıları arasında yırtılmış ve kenarları yanmış bir defter halinde buldu. Köylerden bunun sahibinin ne olduğunu sordu. Kimse onun nereye gittiğini bilmiyordu. Bununla beraber onun 2-3 yıldır köyde oturduğunu ve son felaket gününe kadar burada kaldığını söyleyen de kendileriydi. Tetkiki mezalim heyeti azarında biri bu kayıtsızlığa şaştı. Nasıl olur dedi. Nasıl olur? İnsan yıllarca beraber yaşadığı bir kimsenin nereye gittiğini, ne olduğunu bilmez mi? Köylüler küskün bir tavırla omuzlarını kaldırıp uzaklaştı. Yalnız içlerinden biri, yaşı belirsiz küçük ve sıska bir adam döndü. "De, sizin gibi yabanın biriydi," dedi. Dünyadan elini eteğini çekmiş bir kimse için Anadolu'nun bir ücra köşesinin daha uygun neresi olabilir? Ben burada diri diri bir mezara gömülmüş gibiyim. Hiçbir intihar bu kadar şuurlu, bu kadar iradeli, bu kadar süreli ve çetin olmamıştı. Daha 35'ime basmadan her şey bittiğini, işin tamam olduğunu, aşkın, arzunun, ümit ve ihtirasın artık bir daha uymamak üzere sönüp gittiğine kendi kendimize itiraf etmek, kendi kendimize bütün mutluluk ve başarı kapılarını kapandığını söylemek ve gelip burada bir ağaç gibi yavaş yavaş kurumaya mahkum olmak. Böyle mi olacaktı? Böyle mi sanmıştım? Lakin işte böyle oldu ve böyle olması lazımdı. Mehmet Ali bana, gel beyim, seni bizim köye götüreyim. Buralarda yalnız başına sersebil olursun dediği vakit bir Anadolu köyüne ne olduğunu bilmiyor değildim. Mehmet Ali, gel beyim, seni bizim köye götüreyim dediği vakit bu köye kafamın içinde olduğu gibi görmüştüm. Hatta Mehmet Ali'nin evini, hatta bu odayı, hatta bu delikten seyrettiği manzarayı. Zaten Cihan Savaşı'nda kolumu kaybetmezden önce bütün şiir kabiliyetimi, bütün sade dililiğimle kaybetmiş bulunuyordum. Korkunç, iğrenç ve yalçın gerçek parmaklığının ucunda, kalm ve alnının ortasında çamurla, çoktan bana görünmüştü. Biliyordum ki toprak katı ve tabiat zalimdir ve insan cinsi bozuk bir hayvandan başka bir şey değildir. Biliyordum ki insan hayvanın en kötüsü, en bayağısı ve en az sevimli olanıdır. Evet, bilhassa en az sevimli olanıdır. Bu eşekler, mandalar, keçiler ve tavuklar arasında yaşamaya başladığım günden beri daha iyi anlıyorum, daha iyi görüyorum. Bu yaratıkların sadeliği, samimiyetleri, içgüdüleriyle doğruluk ve isabet bütün kusurlarımı unutturuyor. İnsan içgüdüsü ise bozuktur. Onun için doğruyu eğriden, çirkini güzelden, faydalıyı faydasızdan ayırmasını bilmez. Ve akıl denilen bir cehennem aletinin hükmü altında gülünç, kaba, sersem ve patavatsız fırlanır durur. Gene onun için hareketlerin aksatır, sesi ahenksizdir, neşesi yavan ve iğretidir. Gördüm, gördüm. Medeni insanlar hepsi benim önümde bir geçit alayı yaptılar. Richeyn'lerin, Voltaire'lerin, Fransa'daki baronların, Shakespeare'lerin, İngilizleri ve hünerli İtalyanlar ve yıldırım zapt etmiş çocukları hep. Kendilerine mahsus kıldıkları kıyafetleri, renkleri, konuşma ve gülüşmeleriyle benim önümden geçtiler. Ne terbiye görmüş, ne galiz, ne iğrenç, ne çirkin bir goril sürüsü. Bunlar yırtıcı ve barbar değildiler. Gasp ettikleri şeylerle avuttuğu şişkinliği vakit ve kendi aralarıyla oynaşırken bana tarife sığmaz bir gönül bulantısı
bir ruhtan tırmalanır duygusu, bir derin kasvet gelirdi. Kaç defa elime bir sopa alıp onları önüme katarak kendi ormanlarına doğru sürmek arzusu duymuştum. Fakat sağ kolum yoktu. Onun için değil midir ki? Ben aralarda dolaşırken kaba kaba sırıtırlardı ve sağ tarafından bir boş torba gibi sallanan yenimle oynamaya kalkışırlardı. Sonra bu yeni sallanıp durmasın diye ucundan bükerek cebime soktum. O gün bugündür hala öyle dolaşırım. Lakin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil. Oysa burada isterim ki farkında olsunlar. Zira sağ kolumu ben onlar için kaybettim. İstanbul'da zilleti olan şey burada şerefimdir. Hatta ilk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rast geldik mi hemen sağ yanımı çevirirdim. Hele yeni yetişen delikanlılarla genç kızlarla yapıp mutlaka bu eksikliğimi hissettirmeye çabalardım. Bu benim son süsüm, son gelişim, son çalınımdı. 5-10 gün içinde o da gitti. Sağ kolumun yokluğunu senin takdirini celbetmek şöyle dursun, hatta merhametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım. Zira burada sakatlık hemen herkeste mahsus bir hal gibidir. Mehmet Ali'nin anası Enikon'u topallıyordu. Salih Ağa'nın oğullarından biri Kambur'dur. Bekir Çavuş'un kızı Zehra kördür. Ben görmedim fakat Mehmet Ali'nin söylediğine göre muhtarın karısı adı bilinmeyen bir illet 8 yıldan beri öyle bir evirip kıvırmış, o kadar karma karışık bir hale sokmuş ki bacaklarını kollarını bacaklarından ayırmanın imkanı yokmuş. Bütün vücudunda canlı yalnız bir yeri kalmış. O da gözleriymiş. Muhtar her gün bağırmış. Bağrı oldu olacak, şunu da versene. Onlardan başka köyün iki meczubu, bir cücesi vardı. Şimdi düşünen bu illet ve sakatlık yuvasında ben nasıl kendimi gösterebilirim? Gerçi köye geldiğim ilk günden beri daima herkesten ayrı bir durumdaydım. Görülmez bir çember, bir nevi karantina kordonu, beni aralarına karıştırmak istediği bir küçük insan kümesinden ayırıp duruyor. Ne yapsam bu çemberi yaramıyorum. Zaten korkunç, engin bir ıssızlıkta çevre çevrilmiş bir köyün içinde benim etrafımı ayrıca başka bir ıssızlık sarmış bulunuyor. Mehmet Ali olmasa hiç kimse benimle konuşmayacak. Benim yanıma yaklaşmaktan çekinecek. Bana köyün sokaklarına dikili bir korkuluk gibi bakacak. İlk günler çocuklar benden ürküp durmuyorlar mıydı? Köpekler arkamdan havlamıyorlar mıydı? Oysa ben ne acayip ne korkunçtum. Bilakis ve buraya yabancılardan kaçıp geldim. Senin cevrinden kaçıp geldim. Ta ki kanımdan, kendi canımdan, bu küçük insan cemiyetinin içine karışayım. Onunla haşır neşir olayım. Onda sessizliğimi unutayım diye. Yolda Mehmet Ali'yi durup şu sözleri tekrar ediyorum. Anam benim anam, kardeşlerim benim kardeşlerim olacak. Bunu iyi bil. Ve Mehmet Ali hiç cevap vermeksizin yağız erkek çehresinin ortasında o çocuk tebessümüyle gülümsüyordu. O vakitten bunun ne kadar imkansız olduğunu düşündüğü için midir ki öyle susup gülümsüyordu. Kim bilir. Türk köylüsün ruhu durgun ve derin bir sudur. Bunun dibinde ne var? Yalçın bir kaya mı? Balçık yığını mı? Bir yumuşak kum tabakası mı? Keşfetmek mümkün değildir. Onlara hitap ettiğim vakit hiçbir şey anlamaz gibi bön bön yüzüme bakarlar. Sonra kendi aralarında bir şeyler mırıldanırlar. Hissederim ki sözlerimi anlamışlar fakat tasvir etmemişlerdir. Bazen bıyık altında bana güldüklerini de sezerim. Buraya gelişimin ilk haftaları etrafıma yalnız korku ve kuşku veriyordum. Beni hükümet tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tahsihdar, bir örüşçü, bir jandarma, bir asker şubesi başkanı mı sandılar bilmem. Fakat hepsinin yüzünde korku ve kuşku belirleri açıkça görmüştüm. Ben benim ne o ne de şu olmadığım bir hiçten ibaret olduğum anlaşılınca intili buruşan alınlar yerine hayretle açılan gözler ve sinsi bir istihza ile bükülen dudaklar görmeye başladım. Bana bakarken hep birine gözlerle parıldayan sönüp parlayan bir acayip ışık damlası beliriyordu. Şüphesiz kökleri benim erişemeyeceğim derecede uzaklıkta bir nevi gizli ve şeytani zekanın bir sızı olan bir ışık kadar beni rahatsız eden bir şey hatırlamıyorum.
O beni her yerde, her dakika izliyor. Kurtuluş deliğim olan adama kadar sokuluyor. Yıkanırken, giyinirken, soyunurken veya tıraş olurken bir an yakamı bırakmıyor. En basit, en sade, en tabi hareketlerle olan bir sirk ortasında bir soytarının atışları, sıçrayışları, yuvarlanışları kadar tuhaf geliyor. Mehmet Ali'ye soruyordum. Niçin her şeyin, senin hemşerilerin bu kadar tuhafına gidiyor? Mehmet Ali önce inkar etmek istiyordu. Sonra kendini tutamıyor, baklıları birer nasihat ağızdan çıkarıyordu. Beyim her gün tıraş olayı ver. Bu dağın başında sabah akşam dişlerini fırçalamak neyine gerek? Beyim bizde saçları kadınlar tarar. Beyim geceleri sabahlara dek mırıl mırıl ne okuyup duyuyorsun? Seni büyü yapar sanırlar. Geceleri sabahına kadar okumayayım da ne yapayım? Ben el ayak çekildikten sonra odamın kapısını sürmeleyip kitaplarla baş başa kalmak saatini dört gözle beklerim. Çünkü bu ömrümün bütün hazinenin sergüzeşti, yaşadığım anın ağır sıkıntısını unuttuğum tek saattir. O vakit bütün çıplak ve yalçın odam gerçek dünyadan daha geniş, daha ferahlı bir alemin munis, sevimli, her biri sihir ve füsunla yoğrulmuş mahluklarıyla dolmaya başlar. Kendini çekildikten sonra kokuları havada kalır dilber ve nadide kadınlar, bir ana sesinden daha yakın, daha dokunaklı arkadaş. Nur çehleri ihtiyarlar, coşkun suya benzen berrak gözlü Dante'nin, Betra'nın Leonardo'su, Romeo'lar, Juliet'ler ve daha birçok tatlı hayaller. Kimi yatağın üstünde yan yana, küçük çocuk gibi benim kucağımda, kimi bir iskemlede tek başına, kimi ayakta, kimi pencerenin kenarında dirseğine dayanmış, kimi odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşarak benimle sabah ederler ve sabaha kadar havaya kutsal bir orkestra yankılara dalgalanır. Alanlarla yarattıklarının el ele verip arada raks ettiği sezilir. Buraya bir akşamüstü alacakaranlıkta geldikti. Mehmet Ali arabanın içinden kolunu dışarı uzatıp "Aha bizim köy!" diye bağırdığı vakit bir süre boş yere etrafı araştırdım. Şey göremedim de. Neden sonra Mehmet Ali'nin işaret ettiği tarafa bir karaltı seçer gibi olmuştum. Tek bir ışık yoktu. Yalnız uzaktan uzağa köpekler havlıyordu. Bu sesler ıssız Anadolu ovalarının ortasında tek bir yaşantı belirtisiydi. Biraz daha sonra saman ve tezlik kokuları duyacaktım. İşte duymaya başlamıştım. Mehmet Ali artık benimle konuşmuyor, yarı belinden öte arabadan sarkmış köye doğru uzanıyor. Sakın köye gittikten sonra beni büsbütün unutmasın. Şimdiden içinde ona karşı bir gücenmelik peyda olmuştu. Onun köyünden kıskanırdım. Daha doğrusu 4 yıllık bir ayrılıktan sonra köyüne kavuşan bir erin yanında kendimi fazla buluyordum. Buraya ne yapmaya geldim? Kendi kendim gurbet ilini sürmekten maksadım nedir? Gurbet ilime henüz hiçbir düşman ayağını basmadığı bir arı vatan toprakları bir gurbet ili mi? Ne kadar inkar edecek olsam da gene bu hissimi saklayamayacağım. Mehmet Ali'nin köyüne yaklaştıkça bir şeyden, aziz bir şeyden ayrıldığımı seziyordum. Yüreğime bir ağırlık çöküyordu. Aklımda ne bırakmıştım ki böyle hüzünleniyordum? Bir yurt mu? Bir ana mı? Bir sevgili mi? Hayır, hiçbir şey. Hiç kimse. Bütün kaybettiğim şeyleri buraya bulmaya geliyorum. Bir taşa çarpmış gibi sarsılarak durdu. Mehmet Ali bana hiçbir şey söylemeden aşağı atladı. Karanlık içinde kaybolup gitti. Ben bu dakikadan itibaren irade başkalarının iradesine tabi bir adamdım. Arabanın içinde büzülmüş oturuyordum. Bavullarım çantalarımın arasında, ben de bir bavul bir çanta gibiydim. Arabacıya geldik mi diye sormaya cesaret edemiyordum. Lakin o bana sordu. Nereye gideceğiz? Bilmem, arkadaşımı bekleyelim. Nihayet Mehmet Ali geldi. Yanında 1 metre 20 santim boyuyla bir gölgeyle Mehmet Ali ve bu gölge arabanın içinde doğru uzanıyor. Sessizce eşyalarını birer birer indirmeye koyuluyorlar. Ben de bununla beraber aynı sessizlik içinde yere iniyorum. Mehmet Ali, beni buraya getirdiğini şimdiden pişman mı? Acaba evde anasıyla kardeşleriyle onun bir konukla geldiğini haber alır almaz kendisini çıkıştılar mı? Eşyamın arkasından acayip bir dalganlıkla yürüyorum. Ayakkabım kah bir çukura giriyor, kah bir taşa çarpıyor.
Kah karpuz kavun kabuklarını andıran bir takım zıypak şeyler üzerinde kayıyor ve köyde bataklıkta bir uyuz manda gibi kokuyor. Mehmet Ali, "Gir beyim," diye seslendiği vakit nihayet ameliyat masasının başına getirilen bir hasta gibi temsiliyetle eğildim. Bir delikten içeriye girdim. Bana kaba bir hasırla örtülü bir oda, kenarda bir diğer kadın, elinde bir fenerle duruyor. Mehmet Ali, "Beyim hele şuraya bir otur," dedi ve bana odanın köşesinde bir şilte gösterdi. Kapıdan girdiğim zamanki teslimiyetle şiltenin üzerine çöktüm. Kadın feneri yere koyup çekildi. Yarı aydınlık içinde gölgesi tavana vuran Mehmet Ali'nin yüzüne bakıyorum. Memnun mu? Canı sıkılmış gibi mi? Hayır. Ne o ne bu. Mehmet Ali sadece dalgındı. Demin kendisiyle beraber eşyalarını taşıyan küçük adam, 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğu, şimdi odanın ortasında durmuş, dikkatli dikkatli bana bakıyor. Mehmet Ali bavullarını sıra sıra duvarın dibine koydu ve sonra dışarıya çıktı. Çocuk aynı noktadan gene bana bakıyor. Bu çocukları ziyade bir cüceye benziyor. Bakışlarının bir büyük adam bakışlarından farklı olmaması şöyle dursun. Yüzü şimdiden yıpranmış, vücudu katılaşmış, hareketlerine ağırlaşmıştı. Soruyorum. Sen Mehmet Ali'nin kardeşi misin? Başıyla evet işareti yapıyor. Kaç yaşındasın sen bakayım? 14. Adın ne? İsmail. Okula gidiyor musun? Yarı öfke, yarı hayretle omuzlarını kaldırıyor. Ne okulu be? Ben okula gideyim de burada işe kim baksın? Hem bu köyde okul yok de. İmamın evinde okurlar. Gene gözlerini yüzüne dikip durdu. Feneri yerden vuran aydınlığı ona acayip bir şekil veriyor. Bostan korkuluğunun en biçimsizine benziyor. Onu yerinde kımıldamak için devam ediyorum. Hadi bakalım bana yardım et. Şu eşyaları açalım. Mehmet Ali'nin bana verilen odasına yerleşmem epeyce uzun sürdü. Bu ovaya bakan iki küçük pencereli kavak ağaçlarıyla tutuşturulmuş tavanından kuru otlaktan tabanı toprak bir hücredir. Önce yatak takımının ve seyyar kar yolanı sarkan iki harar beziyle bir tavanı örtmek, sonra şehirden getirdiğim ve muşambayla bir toprak zemini kaplamak, döşemek lazım geldi. Ceviz kitap sandığımı bir masa haline soktum. Kapağımda da bir nevi raf yaptım. Yatağım İstanbul'da neyse gene odur. Zira savaşlardan beri seyyar kar yolunu hiç bırakmadım. O benim vücudumun bir parçası oldu. Daha rahat bir yatakta asla uyuyamıyorum. Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım ve hala halledemediğim en zor tarafı temizlik sorunudur. Burada suyu bulmak için her gün ta çaya kadar gitmek gerekiyor. Köyün suyu ise bir akar balçıktır. Gerçi köyün içinde su yok değildir. Fakat gerek kuyunun gerek çeşmenin başı her gün sabahtan akşama kadar doludur. Abdest alan ihtiyarlar, evlerini su taşıyan kadınlar, kızlar ve akla sığmayacak derecede pis oyunlarla oynayan çocuklar hep oradadır. Bazı çaya kadar gitmekten üşenen kadınların ve çamaşırlarının yalığında yıkadıkları olur. Hasat mevsimlerinden sonra haftalarca her nevi hububat aynı yalakta yıkanır, ayıklanır. Hatta çok kere yenilecek şeylerin çocuk bezleri, kirli don ve gömlekleri bir arada çalkaladığı da olur. Bu pisliği onlara anlatmak bir türlü mümkün değildir. Bu gibi iddialarımı yalnız Mehmet Ali tasdik eder görünür. Lakin pisliğin köylülükten o kadar ayrılmaz bir vasıf olduğuna kanidir ki bununla uğraşmaya hiç istek göstermez. Zaten buraya geldiğimiz günden beri Mehmet Ali benim hükmümden büsbütün sıyrılmış, tamamıyla asker olmazlıktan önce haline dönmüştür. Dünkü neferimin hüviyetinde müşahede ettiğim bu geriye doğru gelişme ilk zamanlar beni çok hayrete düşürüyordu. Sonra ben de yavaş yavaş köylüleşmeye başlayınca bu olayı çevrenin kişi üzerinden etkisini vermekte güçlük çekmedim. Talim, terbiye, iyi örnek bunların hepsi geçici şeylerdir. Ve çevre değişmedikçe insanlar değişmesine imkan yoktur. Bu küçük mülahazalardan Türkiye'deki yenilik ve garpçılığın hareketinin neden başarısızlığa uğradığı sorununa kadar çıkarabiliriz. Fakat ben yalnız düşman zulmünden masum kalmaya gelmedim. Kendi kafamın çevrinden kurtulmak için geldim. Düşünmek, insanların mağara devrindeki gibi henüz bir takım toprak ve taş kovukları içinde yaşadığı ve hayvanlarla haşır neşir olduğu bu yerde düşünmek.
bana bir ayıp gibi geldi. Bazı köylerde konuşurken soyut bir fikrin ortasında dilim tutulup kalıveriyorum. Bir gün bir öğle üstüydü. Kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Bizim Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih Ağa ve Muhtar hep oradaydılar. Bahis harp üzerine ve onun akıbetine dairdi. Onlara İstanbul'un dört devletin işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Yunanlar tarafından istila edildiğini, Adana'nın henüz Fransızların el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olaylar cereyan ettiği olduğunu haber veriyor ve her birinin yüzüne ayrı bir dikkatle bakıyorum. Birbirine ne hayret, ne dehşet, ne de alaletle bir alaka zihnini tesadüf etmedim. Ateşin içinde henüz çıkmış olan Mehmet Ali bile artık bunları geçmiş zamana ait bir masal gibi dinliyordu. Dedim ki, işte Mehmet Ali bilir. İstanbul'a ne padişahın, ne devletin, ne hükümdarın beş paralık itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesine yabancı subaylar, sadrazamlara emir veriyor. Sadrazama filan adamı filan yere tayin et, filanı falan yerden kaldır diye akıl öğretiyor. Dinlemezse kamçısını sallayarak mabedin